Toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlamıştı. 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri. 2024 ve 25 yıllarındaki memur maaş artışlarını, memur emeklilerinin maaş artışlarını, aynı zamanda maaşları memur katsayılarına göre belirlenen 65 yaş aylığı engelli maaşı ve evde bakım maaşlarını da etkileyen, doğrudan yaklaşık 8,5 milyonu ilgilendiren bir sözleşme müzakereleri. 1 Ağustos'ta olumlu bir havada başlamıştı. Gerek işveren tarafı gerekse sendikalar tarafı olumlu başlamışlardı. Ben bu olumlu havanın halen devam ettiğini düşünüyorum. 22 Ağustos gecesine kadar vakit var. Dolayısıyla toplu sözleşme süreçleri bitmeden masanın hani sonuçlarının işte uzlaşmazlıkla biteceği ya da uzlaşmayla biteceğini kestirmek çok mümkün olmuyor. Yani hakem heyetine gidene kadar 22 Ağustos'a çok böyle kadar gel git evet. olur mu? Ya şöyle oluyor. Ben 25 yıldır çalışma hayatının içindeyim. Toplu sözleşme müzakerelerine gerek işçi gerek memurların neredeyse tamamına bir şekilde katıldım. O görüşmeleri yakından takip ettim. Şöyle durumlar yaşadık Mustafa Bey. Yani hiç uzlaşılmaz denilen noktalarda o takvim içerisinde öyle bir an geldi ki uzlaşma sağlandı. Yine şunları da yaşadım. Yani hiçbir problem yok, uzlaşma sağlanmış ama son anda çıkan bazı nedenlerle uzlaşma sağlanamadığı dönemler de oldu. Dolayısıyla ben Siz umutlusunuz. şimdiden şöyle 6 tane yapıldı bundan önce. 6 tanesinde birinde uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Dördünde tam uzlaşma, birinde kısmi uzlaşma oldu. Dolayısıyla bu sürecin halen devam ettiğini görüyorum. Asgari ücret tespit komisyonu süreçlerinde de böyle. Henüz mesele Sayın Cumhurbaşkanımıza gitmedi. Dolayısıyla genelde bu tür toplu sözleşme süreçlerinde işçilerde de memurlarda da gelinen son nokta Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilir ve Sayın Cumhurbaşkanımız orada o uzlaştırıcı kişiliğiyle bazen son noktayı, son dokunuşu yaparak tarafları Ben uzlaşmaya şimdi davet Emre Bey'e edebilir. dönmek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.